yaklaşık 1,5 yıl önce mesela parkın yerine bir kışla yapılacak kışlanın içine bir buz pisti yapılacağını ilk defa biz yayınlamıştık. Kışlaya buz pisti diye bir haber yapmıştık ama o zamanlar mesele hiç bu kadar gündemde değildi. Herhalde olaylar patladığı zaman 40'a yakın haber yapmıştım. Taksim platformu, Taksim dayanışmasının meydanda her akşam nöbet tutması. Bunların hepsini takip ediyorduk ama çok da ilgi çektiğini söyleyemem ve hatta bazen işte yağmur yağıyordu. 2 kişi oluyordu sadece metro başında broşür, afiş dağıtan. Çok üzücü bir portre ortaya çıkıyordu. Bakın, bakın. Hukuka aykırı bir emri uygulamayacaksınız. Taksim dayanışması 2012 yılının Şubat ayıydı yanlış hatırlamıyorsam kurulduğunda. Suç işlersiniz. Beyefendi bu hukuka aykırı zaten şu toplamda hukuka aykırı. Beyefendi bakın ben size elinizde bir karar veriyorsunuz. Hayır. Aslında mesele yalın. İstanbul'un kent merkezinde, Türkiye'nin toplumsal tarihinde, kitlelerin belliğinde önemli bir yeri olan Taksim Meydanı başkalaştırılmaya, insanların bugününden, dününden ve yarınından koparılmaya çalışılıyordu. İnsanlar müşterek kamusal alanlarına sahip çıkmaya çalışıyorlardı. Bu nedenle harekete geçtiler. Bu saçmalığa son verin. Mahkeme kararı. Yardım kararı. İmzayı topladılar, düzenli nöbet tuttular, karkış demeden. Polis tarafından birkaç kere hırpalandılar. Kendisini Türkiye Belediye Başkanı sanan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim ve tüm çevresinde bir tür sokağa çıkma yasağı ilan edince ve daha sonra da 1 Mayıs'ta olmaz gerekçelerle insanların 1 Mayıs meydanına, yani Taksim meydanına çıkmasını engelleyince mesele bambaşka bir hal aldı. Burası Türkiye'nin tarihinde gurur duyulası bir mücadeleye tanıklık eden zemini olan bir yer oldu. Neden oldu? Şöyle ki, zaten Türkiye'de hiçbir zaman belki de demokrasinin varlığı tam olarak inandığımız ve yaşadığımız bir şey olamadı ne yazık ki. Ama özellikle şu an yaşamakta olduğumuz iktidar sürecinde artık demokrasinin varlığından bir söz etmek bir yana dursun. Kendi kişisel kararlarımızı bile veremez hale geldik. Ne içeceğimize, kaç çocuk yapacağımıza, nerede okuyacağımıza, neler yapıp edeceğimiz bizim elimize belki de sadece listeyle verilmedi yani. Ama artık yaşam alanlarımız elimizden alınmaya başladı. Bu park da elimizden alınmaya çalışılan yerlerden bir tanesiydi. Neden? Tabii ki sistem gereği rant getirebileceği düşünülerek burası insanların gelip pikniğini yaptığı ya da gezdiği dolaştığı bir yer olmaktan çıkartılıp rant elde edebilecekleri bir yere dönüştürmeye çalışılıyordu. Ama halk buna izin vermedi. Halk parkına sahip çıkmak istedi ama burada bu halk bu mücadeleyi verirken çokça kayıp yaşandı, çokça zarar görüldü. Ama bu kayba rağmen biz bir kazanımla karşı burada duruyoruz. Çünkü biz mücadele etmeye öğrendik. Gezi Park allowed people in Western Turkey to understand just a bit of what had been happening in the southeast of the country for the past 30 years. For years we had seen, or Turks had seen on their television channels, you know, events of fighting from Diyarbakir and Cizre and places that are far from the Turkish imagination and far in the southeast of the country. Television reports endlessly always
showing these people as terrorists fighting the police and fighting the police. Gezi Park, I think, allowed a lot of people that had never paid much attention to the Kurdish issue in the country to understand at least maybe a thousandth, maybe just a hundredth of what has been happening in the southeast when they see what the state can do when it decides to turn on its own people and the brutality that it can visit upon them. Taksim gezisinin arka tarafında Divan Oteli'nin bulunduğu yönde kendi hazırladıkları imar planına, dava konusu olan imar planına ve kendi hazırladıkları projeye dahi aykırı bir biçimde ağaçları sökmeye başladılar. İnsanlar buna karşı direnmeye başladı. 28 Mayıs sabahı aynısı tekrarlandı. İnsanları yerlerde sürüklediler, gaz kullandılar. Polis şiddeti artarak devam etti. 30 Mayıs sabahı daha insanlar nöbet tutan, ağaçlara sahip çıkmak için, müşterek kamusal alanlarına sahip çıkmak için nöbet tutan insanlar bir bölümü daha uyanmamışken, çadırlarından dahi çıkamamışken gasp şeklinde hiçbir yolu yapmaksızın saldıran polise karşı giderek insanları, yurttaşları tepkisi arttı. 31 Mayıs sabahı yine bir şafak baskını oldu. Ve yine çok yoğun bir polis şiddeti yaşandı. Ağır yaralılar vardı bu sefer. 31 Mayıs akşamı Türkiye'de bütün toplumsal talepler, kadınların talepleri, LGBT bireylerinin talepleri, emeğiyle geçinen insanların talepleri, tüm toplumsal talepler kendisine Taksim gezisi vesilesiyle, Taksim Meydanı vesilesiyle ifade etmeye başladılar. Su! Çek abi, çek! Doktor! Tens of thousands, perhaps hundreds of thousands of people poured onto the streets in response to the acute police brutality of the day at the end of May, but also it was a wider movement and a wider sense of very visceral anger at what had been happening in Turkey with the growing authoritarianism of the Turkish government. And there, it might have started with just a few trees in Gezi Park, but it exploded into something so much more. It was connected to the government's neoliberal policies of the past years, the government's penchant for just selling everything off in the country and bulldozing everything down. Turkey has turned into just one big, large concrete pad with no trees left. Sonra o gün geldi, 27'si. Ki aslında kışla için, kışla inşaatı için yapılmıyordu o kesim. Fakat hiçbirimizin haberi yoktu bu sırada bundan. Sonradan öğrendik ki yol genişletme çabası için, alt geçit çalışması için kesiliyormuş ağaçlar. O akşam olay yavaş yavaş büyümeye başladı ve ilk iki çadır o akşam kurulmuş oldu. Sabah tekrardan geri gittim ve ilk polis baskını oldu. Çadırlar zorla götürüldü. Başbakan işte orada olan insanları çapulcu diye nitelendirdi. Böyle bir terim kullandı ve bu çapulcu terimi insanları çok aşırı tepki göstermesine yol açtı. Yani biz burada kentimizi, mahallemizi, sokağımızı, ağacımızı korumak için buradayız ve bize çapulcu deniyor. Hani bu ne demek? Çok aşağılayıcı bir şeydi aynı zamanda. Daha sonra bu çapulcu lafını benimseyerek aslında o aşağılayıcı anlamı içinden çıkartılmış oldu ve bir benimseme durumu oldu. Evet, çapulcuyuz. Ve çapulcu da herkesin ağzına yapışmış bir laf olarak hala günümüzde kullanıyoruz çapulcu lafını da. Hadi.
Evet, işini bitiren gelsin abi. İşini bitiren gelsin. Here, secular youth, or not just secular youth, but many youth, and not even youth as well, but people from all walks of society, had hit the streets at Gezi Park, demanding changes, demanding an end to authoritarianism, and demanding of a greater say in how their lives are run. And what did they get instead was tear gas, water cannon, bullets, plastic bullets, and truncheons. The world saw this. The world saw this thanks to CNN and the BBC, and they realized that Recep Tayyip Erdogan is no Democrat. Haziran'da polis tekrar saldırdı ve Taksim'den insanları sürdü. Çok yoğun bir polis şiddeti vardı orada da. Ve ondan sonra 16 Haziran günü, 17 Haziran günü çeşitli düzeylerde çatışmalar yaşandı. İnsanlar direnmeye devam ettiler. Taksim'den çıkarılmaları zaten hukuka uygun değildi. Bunun hiçbir hukuka uygun tarafı yoktu başbakanın buyruğu dışında. Buna itiraz etmeyen insanlar sürdürdüler. Beklediğimiz olması gereken mahkeme kararı 3 Temmuz 2013 tarihi itibariyle ulusal yargı ağı ortamına düştü. Aynı gün basın açıklamasıyla duyuruldu. Bütün bu olan biten uygulamanın başbakanın buyruğu sonrasında Koruma Yüksek Kurulu'nun hizaya girdiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar planı kabul ettiği, bütün bu uygulamanın dayanağı olan imar planının iptaline ilişkin karar ortaya çıktı. Fakat polis hala orayı bariyerlerle çevirip, Taksim Gezisi'ni kastediyorum, insanları oraya sokmamaya çalışıyordu. Yoğun bir polis şiddetinden söz edilirdi. On one day I remember, you know, talking with reporter friends and all of a sudden, you know, screams came out. A man was unconscious and desperately needed medical aid and, you know, together with people that I didn't know, and they didn't know me, and no one maybe even knew the man that had been injured. But we carried him for 300-400 meters running, dodging tear gas canisters and whatnot to a makeshift infirmary that had been set up inside an old post office, a PTT. Once the man had been given treatment, we went back to the barricades and continued to wait for the police.
polis yeleği bile giymeyen sivil polisler geldiler. Yaklaşık 20-30 kişilik bir sivil polis ordusu geldi ve göstericileri itip kakarak, hani hiçbir belge göstermeden, hiçbir şey göstermeden, hiçbir açıklama vermeden, işte bu çadırları buradan kaldıracaksınız, burada duramazsınız diye hepimizi itip kakmaya başladılar. Hatta beni de ittiler, ben yere düştüm. Ve hani sivil oldukları için de hani bir yandan polis gibi gözükmedikleri için ekstra sorumsuz davranabiliyorlar. Hani sanki bir herhangi bir sivilmiş gibi. Ve daha sonra öğrendik ki bunlar işte sadece sivil polis değil, aynı zamanda belediye çalışanlarıymış oraya gönderilen, tamamen yetkisiz bir şekilde gelip orada şiddet uyguladılar. For 2 weeks, Gezi Park and the surrounding area in Taksim Square were turned into this kind of, you know, ode to the Paris Commune of 1871. There was, it was, I mean, certainly people used money there, but it was almost an anarchist commune where, you know, things were free, everyone pitched in their own labor, everyone came to help one another. There was, you know, very little crime, if crime at all, to the point that a famous Muslim theologian who was quite key in the protests, he said on national TV, right now the safest place in the entire Turkish Republic is Taksim Square. Why? Because there are no police. Devletin baskısının, devletin zor aygıtlarının hiçbir biçiminin olmadığı, meta ilişkisine, para alıp verme ilişkisine son verildiği şahane bir dönem yaşadık. Şahane bir 12 gün yaşadık. 2 hafta süreyle park full olarak çadırlarla doluydu. Yürüyecek yer bile yoktu. Böyle çok değişik bir iletişim. Benim için gezinin esas olarak anlamı, hani orada kurulan ilişki biçimiydi aslında. Hani o 2 haftalık süre şu anda bitmiş olabilir ama gezide kurulan ilişki biçimleri hala bir sürü yerde tekrar ediyor ve aslında hiçbir zaman kaybolmayacak. Gözüme kim sıktı? Sen mi sıktın? Kim sıktı gözüme gazı? Gazı gözüme kim sıktı? Geri çek! Geri çek! Bırak! Geri çek! Geri çek! Hayır, geri çek! Ya
kardeşim. Lütfen diyorum ben kardeşim. Lütfen ana kızım. Bırak. O benim kardeşim. Olsun kardeşim. Tamam sen de. Annesiyim ben. Tamam sen de gel. Annesiyim ben. Deniz, Deniz kızını götürüyorlar. Deniz'i oğlunu götürüyorlar. For foreigners as well, it was key, perhaps, in finally ending the mystique surrounding Prime Minister Recep Tayyip Erdogan. For years, there's been a cliche, and a cliche that's peddled in the West that, you know, Turkey might be a Muslim country, but it's at least a secular Muslim country. And even if Recep Tayyip Erdogan had strayed from the path of Kemalism, quite, you know, ostensibly, it was still seen in the West by some in the European Union and in America especially as a pair of safe hands in an unsteady region with the Arab Spring blowing up in Egypt and Syria. Here was a man that, while Muslim, was also a Democrat and was guaranteeing growth and stability for the country and also being part of a linchpin of the Western system and the West and Western policies in the Middle East. The naked brutality of the police response at Gezi Park, I think, ended or destroyed this veneer that Recep Tayyip Erdogan was a Democrat